Evet, şimdi arkamda ne var? Merak ettiğini biliyorum ve çekiliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımızda ilk defa arkadaşlar ince hesapla bir sistem yapıyoruz. Bunun da verdiği böyle sevimli bir mutluluk var, yüzümde zaten görüyorsunuz. Tabii ki bu sevimli mutluluk sadece bundan mı değil, çok güzel bir sistem çıktık ince hesapla. Sistem güzel olduğu gibi fiyatı da gerçekten çok güzel. Şimdi bunların hepsinden zaten bahsedeceğiz ama zaten ince hesabı siz tanıyorsunuz arkadaşlar. Hem sektörde çok eski bir firma olmasıyla hem gaming geceleriyle cuma geceleri teknolojide kitleyen firmalardan bir tanesi. Şimdi sistem parçalarını zaten görüyorsunuz. Az çok merakınız gitmiştir ama ufak tefek detaylar var. Bu detaylardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ince hesapla yaptığımız ilk sistemin ismi Extensive. Bu sistem ben videoyu yayınladığım an itibariyle 18.999 TL fiyatla yayına girecek ve 150 tane stok olacak. Onun için satın almak için elinizi bence çabuk tutun arkadaşlar. Çünkü stok adedi maalesef ki çok böyle ekstrem düzeylerde değil. Şimdi 18.999 TL dedik ama normal şartlarda bu sistemi ben videoyu çektiğim şu an itibariyle Akakçe üzerinden topladım ve ekranda görüyorsunuz. Sistemi tek tek dışarıdan aynı parçalarla toplamak istediğinizde 23.000 TL veriyorsunuz. Yani bu sistem size 4.000 TL civarında indirimli gelmiş oluyor. İnce hesapla yaptığımız bu ilk sistem olduğu için bildiğiniz gibi ben normalde firmalardan kasaların parçalarını istiyorum ama hazır kurulu müşteriye nasıl gönderiyorsanız o şekil gönderin dedim. İnce hesapla sistemi bana montajlayarak gönderdi. Siz aldığınız da aynı süreci yaşayacaksınız. Kasa size montajlı olarak gelecek. Sadece kargoda içerisinde bileşenler hasar görmesin diye ekran kartı demonte olarak kutusunda gönderiliyor. Ve aldığınız zaman ürünlerin bütün kutuları, garanti belgeleri, evraklarıyla birlikte size gönderiliyor. Aldığınız ürünlerin tamamının 2 yıl, Asus'larında bu arada 3 yıl garantisi var arkadaşlar. Kasayı aldığınız zaman Windows işletim sistemi içerisinde geliyor. Ücretsiz kargo ile size ulaşıyor. Kargo için, montaj için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Fakat hazır sistemlerde bildiğiniz gibi bir kurulum montaj ve test süreleri var. Bunu size böyle direkt montajlayıp hayda göndermiyorlar. Çünkü sistem parçalarında oluşabilecek bir sorunu anında orada tespit ediyorlar ve parçayı anında değiştirip size sağlam bir şekilde ulaştırıyorlar. Ha, kargolarda bazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu durumlarda arkadaşlar kargoyu alırken kutuları falan açarken hani böyle bir video kaydı tarzında bir şey yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Normalde çok yaşanan bir durum değil ama hayat kurtarır. Şimdi bu gördüğünüz sistem Power by Asus bir sistem. Gördüğünüz gibi ekran kartı ve anakartı Asus ve gerçekten kaliteli parçalar kullanarak hazırlamaya çalıştığımız bir sistem. Sistem geldi, ben oyun testlerini, performans testlerini, benchmark testlerini falan çektim ve daha sonrasında bu kısmını çekiyorum. Sistemi 1,5 gün boyunca kullandım ve genel anlamda çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Aldığınız zaman da siz herhangi bir memnuniyetsizlik yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sistemin işlemci tarafında Intel'in 12400F gibi güçlü bir işlemcisi var. LGA 1700 soket yapısına destek veren bu işlemci 6 çekirdek 12 izlekten oluşuyor. Yani bu işlemci ile neler yapabilirsiniz arkadaşlar? Oyun oynayabilirsiniz, yayın yapabilirsiniz, render, çizim, tasarım, video montaj, kurgu dahil bütün işlerinizi bu işlemci çok rahat bir şekilde görür. 2.5 GHz base hızı bulunan işlemcide gerektiği durumlarda kendini 4.4 GHz'e kadar boostlayabilen bir işlemci. 65 Watt TDP gibi düşük güç tüketimine sahip bir işlemci. Bu sayede de gerçekten ısınmayan bir işlemci. Zaten bunu siz de oyun testlerinde falan göreceksiniz. İşlemcinin 18 MB'da cache belleği bulunuyor. Yaptığım Cinebench testlerinde multi skorda 12.349 puan alırken tekli çekirdek performansında da 1607 gibi güzel değerler verdi. Yine yaptığım Geekbench testlerinde de 2076 tekli çekirdek skoru bulunurken 8.315 çoklu çekirdek skoru aldığı gayet güzel değerler diyebilirim. Aynı zamanda bu işlemci Intel'in yeni nesil Metal fanıyla geliyor. Bu fan bu işlemciyi soğutmak için gayet yeterli. İşlemci yüksek yük altında bile ortalama 55-60 derecelerde çalışıyor. Bu sayede sizin ekstra para harcayıp ekstra bir fan almanız
almanıza gerek kalmıyor. Şimdi sistemin kilit bir detayı var arkadaşlar. Anakart. Anakartta normalde bu tarz bir sistemde genelde H serisi anakart kullanılırken ince hesapla yaptığımız büyük kavgalarda bu sistem böyle bir üst seviye 2K bir sistem. Bundaki anakart chipseti B660 olacak dedim ve beni kırmadılar arkadaşlar. H serisi giriş seviyesi bir anakart yerine B660 gibi üst düzey donanımlar barındıran güzel bir anakart kullandık. Bu anakartımız LGA 1700 soket yapısına destek veren MIT ATX ve PCI 4.0'ı içerisinde barındıran güzel bir anakart. Aynı zamanda ekran kartımızın da PCI 4.0 desteklemesi neden böyle güzel bir sistemde H serisi kullanmadığımızı size bence anlatacaktır. Anakartın üzerinde 2 tane RAM slotu bulunuyor. Bu RAM slotlarına 32 GB artı 32 GB şeklinde 64 GB'a kadar RAM bağlantısı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu RAM'leri de DDR4 platformunda 5333 MHz'e kadar XMP profilinde overclock yapabiliyorsunuz. Anakartın arka çıkışlarına bakacak olursak 1 GB'lik Ethernet portu, 4 tane USB 3.2 Gen 1 tip A girişi bulunuyor ve 2 tane USB 2.0 girişi bulunuyor. Yani normal şartlarda anakartın arka tarafında 6 tane USB girişi bizi karşılıyor. Bunun haricinde görüntü için HDMI ve VGA konumlandırmışlar. Aynı zamanda arka çıkışlarında 7.1 ses çıkışı almanızı sağlayacak ses çıkışları bulunuyor. Aynı zamanda bu anakartın PCI girişi de dediğim gibi 4.0 ve PCI girişi de daha dayanıklı olması bakımından metal olarak konumlandırılmış. Aynı zamanda anakartın üzerinde 2 tane M.2 slot yuvası var. İkisi de PCI 4.0. Bir tanesi X16'dan, bir tanesi X4'ten hizmet ediyor ama gayet güzel, PCI 3.0 olmasından iyidir. Sistemin depolama tarafından bahsetmek istiyorum. Sistemin depolama tarafında bildiğiniz gibi bu tarz sistemlerde 512 GB kullanılırken 512 GB sistem alanların genelde ekstra bir depolama aldığını ya da hazır elindeki depolamayı kullandığını düşünerek Epazer markasının 1 TB'lik NVMe M.2'sini kullandık. Bu NVMe M.2 PCI 3.0'a destek veren bir M.2 ama anakartımızda PCI 4.0 var. Bu ne anlama geliyor? Çalışmayacak mı? Hayır, PCI 3.0'ın hızlarını sonuna kadar alacağınız anlamına geliyor. Temel hızlarına baktığımız zaman da 3000'e 2000 gibi değerler verirken kağıt üzerinde benim yaptığım sentetik testlerde 3559 MB bölü saniye okuma, 2540 MB bölü saniye gibi yazma değerlerine ulaştığını söyleyebilirim. Yani kağıt üstünde yazanlardan daha fazla performans vaat eden bir NVMe M.2 SSD uzun yıllar sizi götürecektir. Sistemin RAM tarafında Goodrem'in RDM model siyah RAM'leri kullanıldı. 2x8 kit olarak geliyor. 16 GB GL18 3600 MHz'e kadar da overclock imkanı sağlayan RAM'ler. Maalesef ki üzerinde RGB yok ama zaten kasamızın üzerindeki RGB'ler kasamızı zaten çok cafcaflı göstermeye yetiyor. Bunun için RAM tarafında RGB'ye gerek olduğunu düşünmüyorum. RAM'ler kendi soğutma bloklarıyla geliyor ve gerçekten çok performanslı çalıştığını söyleyebilirim. Direkt açıp XMP'yi açtığımda herhangi bir problem yaşamadan 3600 MHz'de tık diye çalıştı. Şimdi gelelim sistemin en can alıcı parçalarından bir tanesi olan ekran kartımıza. Ekran kartımızda zaten içerisinde görüyorsunuz Asus'un dual serisi RX 6750 XT modeli. Bu ekran kartı GDDR6 12 GB'lık bir video belleğine sahip. Çift fanlı bir yapıyla geliyor. Bu fanlarda eksen teknolojili geniş yapraklı Asus'un patentli fanları kullanılıyor. Aynı zamanda bu fanlar çift rulmanlı olarak geliyor ve daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı oluyor. Aynı zamanda ekran kartının üzerinde metal bir backplate bulunuyor. Bu hem ısı dağılımına yardımcı olurken hem de ekran kartını taşıma esnasında ekran kartının PBC'sinin zarar görmesini önlüyor. Ve bu ekran kartı overclock modunda 2638 MHz'e kadar kendini boostlayarak oyunlarda size maksimum teknoloji sağlıyor. Ve arkadaşlar oyun testlerinde siz de göreceksiniz tam bir 2K canavarı olduğunu söyleyebilirim. 2K'da muhteşem oyun FPS değerleri veriyor ve çok akıcı bir oyun deneyimini size vaat ediyor. Videoyu burada çok kısa bir şekilde bölüyorum arkadaşlar. Çünkü bilgi ben videoyu montajlarken akşam saatinde geldi. Bu ekran kartını ve şurada yazan seçili ekran kartlarından bir tanesini sistemle birlikte ya da ayrı bir şekilde aldığınızda 600 TL değerindeki Last of Us Part 1 oyununa ücretsiz bir şekilde sahip oluyorsunuz. Hadi videoya devam. Şimdi gelelim sistemin kasa tarafına. Sistemin kasa tarafında Game Power'ın Savagis isimli modeli bulunuyor. Bu Savagis modelini ben de ilk defa görüyorum ve ilk defa sistemimde kullanıyorum. Normalde bildiğiniz gibi bu tarz sistemlerde MIT ATX kasalar kullanılıyor. Ama bu kasa ATX bayağı boyutlarıyla devasa görünüyor diyebilirim. Ön tarafında 3 tane, bir tane de arka egzoz kısmında bir tane fan olmak üzere 4 tane adreslenebilir RGB'li fanla geliyor. Bu adreslenebilir RGB fanları arka tarafındaki bir modül yardımıyla kullanıyorsunuz. Kasanın üst kısmında bir tane tuş bulunuyor arkadaşlar. Bu LED tuşu sayesinde burada yüzlerce efekt var. Bu yüzlerce efekti siz tek tuşa basarak değiştirebiliyorsunuz. Kasa 360 mm'ye kadar sıvı soğutma desteği veriyor. Yani ilerleyen zamanlarda sıvı soğutma vesaire almak isterseniz
bu kasaya gönül rahatlığıyla alıp takabilirsiniz. Kasanın ön tarafı mesh ızgaralı bir yapısı var. Aynı zamanda toz filtresi bulunuyor. Aynı toz filtresinin mıknatıslı varyasyonunda tepe kısmında bulunuyor. Üst kısmında açma kapama düğmesi, ışıkları değiştirebileceğiniz led tuşu, kulaklık ve mikrofon takabilmek için 3.5 mm'lik aux girişleri bulunuyor. Bir tane USB 3.0 girişi bulunurken iki tane de USB 2.0 girişine size hizmet ediyor. Kenar tarafını açık bıraktım ama temperli bir camla geliyor arkadaşlar. Diğer tarafı da metal kapakla geliyor. Önün açık olması zaten kasanın da hava sirkülasyonuna nasıl bir faydası olduğunu sizler de zaten oyun testlerinde göreceksiniz. Sistemin güç tarafına geldiğimiz zaman yine kasayla birlikte 650 watt'lık Game Power'ın 80 Plus sertifikalı bir PCU'su geliyor. Ekran kartının önerilen sistem gereksinimlerine baktığınız zaman zaten 650 watt PCU ile çok rahat bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. İçinde gelen PCU da bu sistemi rahat rahat beslemeye yetiyor diyebilirim. Evet, sistemimizin parçaları bu şekildeydi. Oyun testlerini merak ettiğinizi biliyorum. İsterseniz hemen bir oyun testlerini atlayalım. Daha sonra da finalle buradayız. Evet, extensive kasamızda Valorant oynuyoruz. Tabii ki monitörümüz Asus'un ROG serisi. 2K 165Hz'lik bir monitörü. Ayarlar tarafına geldiğimiz zaman tam ekran 2560x1440. Bütün kısıtlamalar kapalı. Grafik kalitesi tarafına geldiğimiz zaman yüksek yüksek yüksek. VNet açık. Kenar yumuşatma 4X'te. H.264 filtreleme 8X'te. Netliği artır kapalı. Beta DNSL keskinleştirme kapalı. Blon bozulma, atılan gölgeler açık. Bu şekilde bir ölüm kalım maçına giriyoruz. Bakalım bu 2K canavarı sistemimizde nasıl FPS'ler alacağız? Nasıl sıcaklık değerleri alacağız? Biliyorsunuz ki Valorant işlemci isteyen bir oyun. Bakalım bu oyunda bu makinamız neler başarabilecek? Oyuna girdik. Şu anda aldığım FPS 300, 323, 340 şeklinde değişiklik gösteriyor. Isınma turundayız. Görüntü bu arada muazzam kaliteli görünüyor arkadaşlar. Daha kimseyi göremedim. Evet, orada biri var. Bu arada kulaklıksız oynuyorum. Adamlar beni gafil avlayabilir. İlk kişiyi vurduk. Çok iyi. Neyse, bari ısınma turundayken ben size şöyle ufaktan değerleri okuyayım. Orada bir adam var. 66 grafik kartı kullanımına 55 derece. %34 işlemci kullanımı var. 58 derece arkadaşlar. 8 GB'ya yakın bir RAM kullanımı var. 270, 290, 300, 330. Evet, şu an oyunun içerisindeyiz. Aldığımız FPS 290-300 civarında. Bu arada sıcaklık değerleri stok fan olmasına rağmen işlemcide de gayet güzel arkadaşlar. Ekran kartı da 54 derece. Gerçekten dual fanın burada avantajını görüyoruz. Evet, şu anda oyun başladı. Hızlıca şöyle ölen. Evet, hızlıca öldürürüz dedik. Maalesef öldük arkadaşlar. Kulaklık olmadığı için ses kasamıyorum. Ses kasamadığım için de adamlar bizi arkamızdan, önümüzden vuruyor. Şurayı bir tarayalım. Yapamadık, başaramadık. Siz şöyle bir FPS ve sıcaklıkları ufaktan kesin arkadaşlar. Ben rezil olmamaya çalışıyorum. Oyunu normalde iyi oynarım aslında da kulaklık olmadığı için adamın nereden çıkacağını kestiremiyorum. Ölüm maçında her an her yerden çıkabiliyorlar. Bak, onu da vurdum. Çok güzel. Bakalım şuradan sağdan. Hop. Bir daha göster kendini. Ve vurdum. Leyna. Seni de vurdum. Şu canımı alayım. 5 adam öldürmüşüz. Bak, bıçak çekmiştim ama ben. Tabii silah çekecektim. O ayrı bir mesele. Az önce şurada vurulduk. Ah, kulaklık olmayınca işte adam nerede? Kestiremiyorsun. Kestiremeyince de vuramıyorsun arkadaşlar. Bu arada 400'lere kadar çıktı FPS, bakın. Ben az önce bakıyordum. FPS'e bakayım derken de öldük, o da ayrı bir mevzu. Bildiğiniz kulaklık olmayınca böyle patır patır dökülüyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Valorant bu şekildeydi. Çok uzatmanın alemi yok. Bak, ben buradayım bak. Hop. Hadi başka oyuna gidelim. Evet, sistemdeki bir sonraki oyunumuz Steam PUBG arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum. Ayarları 2K'da yapıyorum. Çünkü ekran kartımız 6750X'te. Şimdi buradan ayarlar menüsüne giriyorum. Grafik tarafı tam ekran 2560x1440. Lobby FPS'leri ve oyun içi FPS'ler sınırsız. Gelişmiş tarafına geldiğim zaman bana öngördüğü ayarlar özel yüksek yüksek şeklinde. Ben bunu şöyle bir ultra'ya alacağım ve uygula diyeceğim arkadaşlar. Evet, şu an lobby tarafındayız. Aldığımız FPS 180. Tabii ki lobi tarafı benim için çok önemli değil. Önemli olan oyunun içerisinde bana ne verebildiği. Şimdi lobiyi bekliyorum. Oyun içerisine bir girelim. FPS'lere, sıcaklıklara bir bakalım. Evet, oyun lobisi bitti. Şu anda uçaktayım arkadaşlar. Uçaktayken şöyle bir değerleri okuyayım. %95-96 bir grafik kartı kullanım var. 55-56 derecelik bir sıcaklığımız var. Burada yine ekran kartımızın fanları artı kasamızın ön tarafının mesh olması ve gerçekten çok güzel hava alıyor olması. Kasamız zaten MIT ATX değil,
ATX bir kasa, gerçekten iç hacmi büyük ve hava alan bir kasa. 9.5 GB RAM kullanımı var. %40 işlemci kullanımına da 58 derece. Yani hem işlemcimde hem ekran kartımın sıcaklıklarında gayet başarılı bir performans sergiliyor kasa. Uçaktaki FPS'imiz önemli değil. Şöyle aşağılara doğru bir atlayalım. Şöyle sakin, şurada iki tane ev var, oraya doğru bir atlayayım. Uçaktan atladığında bakın FPS'te bir düşüş gördük. Yani 200'ü görüyordu uçakta. Şu anda 124-125 falan. Önemli olan bana aşağı indiğimde nasıl bir FPS verecek. Bu arada ultra ayarlardayım. 2K'dayım arkadaşlar. Evet, paraşütümüzü açtık. Yani 180 oldu, 190 oldu. Grafik kartının neredeyse tamamını kullanıyor ve gerçekten serin çalışıyor diyebilirim. Ve ben burayı ev zannedip atladım ama burası ev değilmiş arkadaşlar. Neyse, yine kit mit bir şeyler var burada. Hemen hızlıca bir de silah bulursak, tavayı bulduk. Şuraya bir girelim. Evet, burada bir şeyler var. Smoke var. Buralar açılıyor mu? Tuvaletler açılmıyor. Şunlar ne? Abi çanta buldum. Çok iyi. Hemen şu karşıdaki eve de bir... Oh SKS buldum bir tane. Kask buldum. Şurada bir silah var. Biri çıkıp beni vuracak diye ödüm kopuyor. Buraya herhalde kimse atlamadı. Rahat olsam mı acaba? 160 oyun içerisindeyim. Bu arada ultra ayarlarda da olduğumu söyleyeyim arkadaşlar. Tırda bir şey yok. Şurayı boşalttım. Şu tarafa gitmedim. O tarafa doğru bir gideyim. Bir tane drone buldum arkadaşlar. Drone attım havaya. Bir bak, şöyle bakayım etrafta. Kimse var mı? Evet, bu arada drone attık havaya ama arkadaşlar alan gelmiş. Benim şurada bir bisikletim vardı. Şu dağ bisikletini bir kullan diyelim. Eşya kullanımı engellendi diyor. Neyse, şurada bir tane araba görmüştüm. O arabaya doğru gideyim. %96 grafik kullanımında 54 derece. Hala grafik kartım ısınmadı arkadaşlar. Olduğu yerde duruyor. Hatta düşüyor. 53'e düştü. İşlemci 65 derecelerde. Şu anda 9-10 GB'a yakın bir, gördüğünüz gibi, RAM kullanımı var. Aldığım FPS şu anda oyun içerisinde ultra'da 2K'da 118 FPS. Allah'ım dere varmış orada. Evet, bir araba bulduk arkadaşlar. Çarpışan araba oynayalım. Vallahi öldürdüm ya, helal olsun bana. Dürbünü mürbünü her şeyi varmış arkadaşlar. Sırt çantası da 2 levelmiş. Alalım C4'ler falan. Evet arkadaşlar, bu oyun bitmiyor. Aldığımız FPS'ler ortada. 135-140 FPS ultra 2K'da alıyoruz. Sıcaklıklarımız 53'e 60 derece gibi. 10 GB RAM kullanımı var. Ve Steam PUBG'de 2K'da akıyor arkadaşlar. Neyse, ben oyunu bitirip başka oyuna geçiyorum. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyunumuz CSGO. Öncelikle şuradan ayarlar kısmına bir girelim. Buradan görüntü tarafına gelelim. Bunu hemen tam ekran yapalım arkadaşlar. 2560'a 1440, yani 2K ayarlarda. Burada ayarlarımız otomatik yüksek olarak vermiş. Biz bunların hepsini yükseğe çekeceğiz. Dok akışı devre dışı olarak gelmiş. Ellemiyorum çünkü çok CSGO oynadım söylenemez. Bunu da çok yüksek yapalım. Oyuncu kontrastı etkin. Çoklu kopu kullanımı etkin. Bunu 8x MSA yapalım arkadaşlar. Geri kalan da 3 doğrusal süzme olarak oyunun bana verdiği. Biz bunu yine 3 doğrusal süzme olarak etkinleştirip değişiklikleri uygulayalım. Ve oyuna ayarlarla birlikte girdik. Şu eğimi arkadaşlar ben nasıl düzelteceğim onu bilmiyorum. Evet, burada dönen adamlar bir şeyler kasıyorlarmış herhalde. Ben daha öncesinde bunları bot zannediyordum. Simon Adebisi, benim en büyük düşmanımsın şu anda. Evet, şu anda oyunun içindeyiz arkadaşlar. Şunu vuralım. Şu an 95 bir grafik kartı kullanımı var. 95, 96, 56 derece. 27 işlemci kullanımı var. 56 derece. 8 GB takım bir RAM kullanımı var. Aldığımız FPS 300'lerin üzerinde. Ah be. Onu öldürseydik, Alcatraz'ı öldürseydik arkadaşlar. Hemen önümüzde bir tane de boş adam vardı. AK-47 ile gidelim. Şuna bir kafa. Şuna bir kafa. 3 kurşunda kafa atabildim. Şuna bir kafa. Ah, oyun bottan geçilmiyor arkadaş ya. Hop hop dur. Dur, sakin ol bebeğim. Gene bizi Alcatraz öldürdü. Oyunun içinde birkaç kişiyiz şu anda. Birkaç kişi oynuyoruz. Gerisi bir şeyler kasıyor herhalde. Ya da bot, ben de tam anlamadım. Bir bot daha. Aa, onu da vurdum. Çok iyi. Şu anda aldığımız FPS'ler ortalama 380, 337 değişiklik gösteriyor. Bak orada bir tane. Önce şunu vurayım. Dur, sana da vurayım. Dur.
Dur seni de vuracağım. Çık. Ha vurmuşum zaten. Tamam şunu da vurayım. 21 kişi öldürdüm. Çok iyi. Ne yapmışız? 23 kere öldürmüşüz. 5 kere ölmüşüz arkadaşlar. Aldığımız FPS'ler bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi 320-330 FPS'le CSGO'yu oynuyoruz. Hadi sıradaki oyunumuza bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz yeni oyunlardan bir tanesi Hogwarts Legacy. Şimdi ayarlar tarafına geldiğimiz zaman pencereli tam ekran 2560'a 1440 işleme çözünürlüğü %67 diyor. Çünkü burada AMD FSR 1.0 var. Bunu hiçbiri yaptığımız zaman bu işleme çözünürlüğünü istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Misal 1080 %100 yapabiliriz. Ölçek tipi şu anda hiçbirinde arkadaşlar. Dikey işleme açıkmış. Bunu kapalı yapalım. Kare hızında arkadaşlar 360 yapalım. Makine büyük olasılıkla yeni bir oyun olduğu için zaten bu FPS'leri almayacak ama hareket bulanıklığı açık, alan derinliği açık, renk saplaması film grini açık şeklinde geliyor. Oyunun küresel kalite ön ayarı tavsiye edilen orta şeklinde demiş. Biz bunu ultra yaptığımız zaman arkadaşlar ayarları uygula dediğimiz zaman istenen kalite ayarları donanımınız için önerilerle aşıyor diyor arkadaşlar. Yükseği de kabul etmedi. Orta ayarlarda ayarları uygula diyorum. Tavsiye edilen ayarlar ortaymış arkadaşlar. Şu anda aldığımız FPS bu arada Full HD'de değiliz. Bunu unutmayalım. 2K'da oynuyorum oyunu. %98 bir grafik kartı kullanım var. 58 derecelik bir sıcaklık var. Görüntü gerçekten ortada olmasına rağmen gerçekten göz alıcı bir kalitesi var. %26 bir işlemci kullanım var. 50 derecelikte işlemci sıcaklığımız var. 11 GB RAM kullanıyor. Aldığımız FPS şu an tabii ki demo 97 falan oyun içerisinde bakacağız. Oyun yeni bir oyun ama gerçekten sistem zorlayan bir oyun. 2K ayarları da açmama rağmen gerçekten çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. Ben de bu oyun başlarını hiç sevmiyorum. Çünkü sürekli bir demo, sürekli bir konuşma falan. Ama vaktim olursa bu oyunu gerçekten oynamak istiyorum. Güzel bir oyun. Evet şu an koşmaya başladık. Aldığımız FPS bakın 2K'da 105-106 arkadaşlar. Şuraya hemen bir tırmanalım. Daha sihir yapamıyorum. Çubuğu çıkartıyorum ama sihir yapamıyorum. Şuradan da atlayalım. Adamdan önce koşuyorum ben hocadan önce. Birazdan şu çubuğumu da çıkartacağım. Şurada gene bir demo safhası var sanırım. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şuradan yukarı tırmanacağız. Hoca da geliyor zaten arkamdan. Şuraya atladığım zaman çubuğumu da artık sihir yapmaya başlayabileceğim. Çünkü şurada bir buzul bölümü var. Bu buzul bölümünü kırmamızı istiyor hoca. Hoca hadi neredesin? Hoca gel artık. Seni mi bekleyeceğiz hoca? Bak hala gelemiyor. Yavaş yavaş geliyor. Gelsene! Evet bana diyor ki çubuğunu çıkart. Bu buz mu diyor. Büyü gibi görünüyormuş. Buz değilmiş. Evet şu merkeze odaklan ve ateş et diyor. Direkt 1, 2, 3 kırdık. Çok güzel. Büyüyü ortadan kaldırdık. Şimdi oraya doğru bir kayma hareketiyle hop. Şuradan aşağı kayıyoruz. Bakın şimdi çubuğumuzu kullanmaya başladık arkadaşlar. Hala oyunun içerisinde 100 FPS'teyiz. Gördüğünüz gibi çubuğumuzla sihir atabiliyoruz. Şu alttan geçeceğiz. Bak o kuşları vuramıyor mu? Hoyt hoyt. Evet kuşları vuramadık arkadaşlar. Hoca tamam çekil ben hatırlıyorum. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan tırmanıyoruz. Öbür tarafta ne var acaba? Hocayı takip edelim. Ortalama 100 FPS'ten aşağı da düşmüyor. Çok ekstra yukarıda çıkmıyor. 106-107. Şimdi bunu durdurayım bir dakika arkadaşlar. Bizim burada bakın işleme çözünürlüğü %100'dü. Kenar yumuşatma TAA düşükteydi arkadaşlar. Şimdi ölçek tipini biz buradan FSR 2.0 var bakın. FSR 1.0 olarak gelmişti ama bunu FSR 2.0 yaptığımızda işleme çözünürlüğünü kendi kendine %67'ye düşürüyor. Geri tekrar aynı ayarları hiç bozmadan bakın girdiğimizde az önce 100 FPS alırken şu anda 130 FPS. Yani bize ekstra FSR 2.0'ın gördüğünüz gibi 30 FPS bir avantajı oldu. Oyun tabii ki bir tık daha akıcı oldu. Hani normalde monitörüm 165Hz. Eğer oyunun ayarlarını ortadan bir tık aşağı düşürürsem yani 165Hz'i de çok rahat bir şekilde alabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hogwarts Legacy de bu şekildeydi. Gayet güzel serin bir şekilde çalıştırıyor. Şimdi isterseniz arkadaşlar son oyunumuz Uncharted'la devam edelim ve oyun testlerini bitirelim. Evet arkadaşlar sistemimizdeki bir sonraki oyunumuz yeni çıkan Uncharted oyunu. Hemen şöyle görüntü tarafını göstereceğim. Çerçeve pencereli diyor. 2560'a 1440 FSR 2 kapalı olarak başlayacağım. Dikey eşitleme kapalı. 30 kare kitle vesaire kapalı. Gelişmiş grafik tarafına baktığımız zaman da bütün ayarların ultra olduğunu görüyoruz. Model kalitesi yükseltilmiş zaten. En sonunda video belleğimizde gayet güzel bir şekilde yetiyor. Devam et diyeceğim. Bir hırsızın sonu diyeceğim. Hikaye diyeceğim. Kaşif olarak başlayalım. Çünkü PlayStation'da da ben PlayStation'ım olmadığı için daha önce bu oyunu oynayamadım. Yani hikaye
hikayesini falan çok bilmiyorum arkadaşlar. Evet, şu anda yağmurlu bir havada denize daldık arkadaşlar. Ben burayı hatırlıyorum. Daha önce bu oyun testinin bu kısmını yapmıştım. Burada tekneyle birileri bizi kovalıyor. Ateş açıyoruz falan. Şu demoyu atlayamıyoruz mu ya? Bu arada hem yaptığım rekabetçi oyunlarda hem de arkadaşlar AA sınıf oyunlarda ekran kartı dikkat ettiyseniz 55 dereceyi çok geçmedi. Evet, şu anda tekne kullanıyoruz. Arkamızdaki amca da ateş ediyor. Birazdan gelecekler şimdi. Etrafa şöyle bir bakalım. Birazdan şuradan bir tekne gelecek. Evet, kamera konumunu sıfırla diyor. Bu teknelere vuruyor muyduk biz? Ne yapıyorduk ya? Oo, bildiğin bunlar ateş açıyor ya. Şöyle vuralım ha. Tamam, evet, vurup öldüreceğiz bunlar arkadaşlar. Bizim adam silah sıkıyor da haybeye sıkıyor gibi. Vur ha. Onu da uçur. Şunları da uçurursak baya baya peşimizde de bir sürü bot var. Vur şuna ha. Uçur havayı onu. Aferin. Şu anda bakın kaç FPS alıyoruz? 100 FPS alıyoruz. %97 grafik kartı kullanımı var. 55 derece. Ekran kartı gerçekten buz gibi çalışıyor. İşlemci tarafında da 51 işlemci kullanımına 63 derecelik bir sıcaklık var. 10 GB RAM kullanımı mevcut. Aldığımız FPS 90'larda falan. Dur şunu bir uçurabiliyoruz mu? Oh 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 oh, baya patlattılar bizi. Seçenekler diyelim. Görüntü tarafına gelelim ve oyun bize FSR 2.0 açıkken gelmişti. Yani kalite modunda gelmişti. Biz buradan değişiklikleri uygula diyelim. Az önce ne alıyorduk? 100 FPS alıyorduk. Bakın arttı arkadaşlar. 120 FPS'e kadar çıktı. Bir önceki Hogwarts Legacy'de 30 FPS bize şey yapmıştı. Şu anda da ortalama 20 FPS civarında verdi. Bu arada ben suya düştüm arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkmam gerekiyor. Boğulmadan hemen. Evet, yukarı çıktık. Oh, dal 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 dal. Ay, çarptı bana vallahi. Geri çık, geri çık, geri çık hemen. Bizim adam çağırıyor, gel diyor. Evet, siper aldık. Tekne bize yanaştı. Evet, teknedeki amcalara ateş edeceğiz. Şunları da bir vuralım. Hop 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 hop. Of. Dayı vallahi tekneyi patlattı. Helal olsun sana. Bizim adam teknenin motorunu tamir ederken ben de şu gelen dayıları öldürmekle görevliyim sanırım. Oyunun burası zaten başlı başına bir şey. Çünkü yağmur yağıyor, deniz dalgaları falan var. Oyunda böyle normal bir kesme çıktığımız zaman büyük olasılıkla daha fazla FPS alacağız. Ama şu an ultradayız ve gayet güzel FPS'ler aldığımızı söyleyebilirim. Uncharted da bu şekildeydi arkadaşlar. Hadi isterseniz finale gidelim. Evet arkadaşlar, sistemin 2K'daki performansını canlı canlı sizlerle birlikte gördük. Gayet güzel performans değerleri ve gayet güzel sıcaklık değerleri verdiğini söyleyebilirim. Sistemi beğendiyseniz beğenip paylaşıp kanala abone olarak bizi büyütmeyi unutmayın. Sistemi beğendiyseniz elinizi biraz çabuk tutun arkadaşlar. 18.999 TL gibi bir fiyatla 150 tane stok maalesef durmaz. 2K canavarı bu sistemi kaçırmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Hakkuş ailesi ne kadar çok büyürse arkadaşlar, bu tarz Hakkuş sistemleri size fiyat performans bandında daha fazla gelecektir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Görüşürüz.